ben değilim de Japon. Bu da bir Japon değil mi sonuçta? Uçak düşürürsün. Tamam abi. Tamam. Gel abi, gel 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 gel. Az daha gel abi. Tamam. Yürü, biraz yapıştır. Gel abi, gel. Gel, az daha gel. Tamam. Yapıştır. Bas, bas, bas. Serdar uğraşma. Seni şu temiz yere vinçle alalım. Serdar hafif camı açsana hafif. Çok az yardım et. Çok az. Ön kilitle yardım et az bir şey. Çok az vinçle yardım et abi. Hani etkili. Hah az daha. Ben buraya bakıyorum arkasını. Sena geç açsa da önemli değil. Stepler taktı. Devam et. Çok az. Oyna da temiz yerler değiştirelim. Çok az böyle. Böyle bir dakika yürüteceğim seni az daha. Şeyle yürüsün, vinçle yürüsün de yukarı atsın. Sar. Hiç gaz bile vermesen olur ya, kendi çıksın Serdar. Az daha şuraya gel, tamam. Az daha abi. Ha böyle, çok güzel. Devam etsin. Gel. 2 metre daha, 3 metre daha gitsin. Şurada. İyi, hadi. Ön üstüye insin Serdar. Öyleyse. Tamam Serdar, kal öyle, kal öyle. İstobet, tamam bitti. Ayacaksın, kal. Abi gel bir, bak. Şimdi arazide en büyük yaşanan sorunlardan bir tanesi bu siboplarımız. Bunların metal olmaması lazım. Çünkü en ufak taş da direkt kırılıyor. Ha plastik de aslında iyi değil. O buna göre bir nebze iyi. Biraz esniyor filan. Tolere ediyor ama arazi araçlarında gizli sibop kullanmaya dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi sibop kestiği için maalesef lastiğimiz indi. Şimdi stepneyle hemen değişeceğiz. Doğru mu dede? Doğru. Mümkün olduğunca da kısa sibop kullanmak gerekiyor. Yani ya plastik sibop ya da gizli sibop. Yani gizli sibop olsa çok daha iyi olur ama işte maalesef. Bir de kökten kırmış. Evet baksana. Nereden vuracağız? Basamakta vurabiliyor musun? Göster onu. Evet tamam. Sibop yerinde hiçbir şey kalmadı. Hacik'le mi kaldıracağız? Usta. Arazide lastiğiniz mi patladı yoksa sibop mu kesti? Parts store hijackleri. Yani hijacklerimiz o kadar güzel ki insanın lastiğini patlatası geliyor. Serdar da şu an onu yaptı sağ olsun. Evet arkadaşlar bu vesileyle de hijack nasıl kullanılır onu göstereceğiz. Hijack şu anda indirme pozisyonunda. Aracı kaldırmak için mandalımızı yukarı kaldırdık. Arabaya bağlayacağımız yere kadar hijack'i manuel olarak da kaldırabiliriz. Ondan sonra yüke geldiğimiz zaten kendi otomatik kalkacak. İyi mi? İyi. Aslında bunlar için yumuşak zeminlerde, çamurda ve karda paletimiz yoksa tahta kullanmamız lazım ama şu an olmadığı için biraz uğraşacağız. Hijack biraz gömülecek artık zemini bulana kadar. Yapacak bir şey yok. Bir de hijack'te şu kol çok tehlikeli arkadaşlar. Çenenize çarpma ihtimalimiz yüksek. Ondan dolayı biraz uzaktan hareket ettirmenizi tavsiye ederiz. Serdar'ın durum ne? Kesti yerde. Kesti mi? Kaldırayım mı? Az da. Kaldırayım mı? Kaldır. Ya yoruldum. Hadi son 5. 1. İki. Son 3. 3. Son 2. Askerdeki komutanlar gibisin. Bitmeye şınan mı bu? Hadi. Haydi tamam. Son. Tamam. Arabayı kıyın şöyle. Hijack'i emniyet olsun diye
ileriye itekleyip bıraktık. Bundan sonra güvenle çalışabiliriz. Vizyonlar kimdeydi? Evet arkadaşlar, şimdi lastiğimizi değiştirdik. Hijack'te asıl en önemli nokta hijack'i indirme kısmı. Hijack yükte olmazsa, eğer hijack'in üstünde yük olmazsa şurayı bir alabilir miyiz? Evet. Bu mandalı aşağı pozisyonu aldığımız anda hijack'te yük yoksa mekanizma direkt kendini zaten aşağıya bırakıyor. Hijack'teki bir güvenlik sistemidir bu. Hijack'in üstünde yük olduğu zaman bu mandalı aşağı indirsek de bir anda bırakmayacak. Aynı kaldırma hareketini yaptığımız gibi yukarı aşağı yönde kolu çalıştırarak hijack'i aşağı indireceğiz. Şu anahtarı bir alabilir miyim? Buraya da genelde çok elinizi kullanmamanızı tavsiye ederiz. Mekanizma sıkışır, terslik olur, belli olmaz. Evet arkadaşlar, asıl burada çenemize dikkat edeceğiz. Kaldırmada söyledik ama indirmede, çünkü yük tamamen kola binecek ve yukarı aşağı hareketi daha da sertleşecek. Durum özetle bu kadar. Durum özetle bu kadar arkadaşlar.